birazcık kendini tutsan olmuyordu değil mi? Herif nasıl tahrik etti görmedin baba. Ya Muzaffer'in derdi o zaten. Seni zıvanadan çıkarmaya uğraşıyor. Şöyle adam akıllı ağzını burnunu kırsan var ya. Ne rahatlardım biliyor musun? Hayır, hayır işte asıl o rahatlar. Adam senden dayak yemek için elinden geleni yapıyor. Sırf seni suçlu göstermek için. Beni zaten suçlu görüyorlar. Savcı da acımadı attı buraya görüyorsun. Çok büyük oyun oynuyorlar bize. Hepsi de servetin işi. Baktı, çember daralıyor. Saldırmaya başladı tabii. Güya bize kirli gösterip kendini temize çıkaracak. Merak etme. Biz de boş durmuyoruz tabii. Bu dükkanı kimin yaktığını bulacağız. Sen de temize çıkacaksın. Yeter ki fevri davranma, tamam mı? Biraz sakin ol. Tamam. Biz seni bırakmayız usta. Yani yeter ki sen kendini bırakma. Yani. Burası tamam. Rıza'nın bir adamı eksildi. Güzel. Kendi dertlerine düşsünler. Bizimle uğraşmasınlar. Ya diğerleri? Rıza, Hüsnü, Engin. Teker teker onları da halledeceğiz. Merak etme. Amcaya hürmetler. Benim paketi unutmasın. Sen hatırlatırsın. Unutmayız, korkma. Daha yeni başlıyoruz. Buyur abi. Gevşemeyin sakın, daha işimiz var. Hazırlıklar tamam mı? Tamamız Adem abi. Senden işaret bekliyoruz. Sen niye evde değilsin? Seni görmeye geldim. Beni böyle mi karşılıyorsun? Aşk olsun. Ne bileyim kızım. Sırtın kötüydü, ağrıların falan vardı ya. Yok yok. Bitti ağrılar. Gayet iyiyim artık. İyi bari. Kutlayalım derdim ama görüyorsunuz halimi. Gelelim sana Mesut komiser. Yine ne dert açtın başına? Boş ver. Anlatması uzun sürer. İyi de bu kaçıncı? Tunç'um, babana çok yüklenmesek mi? Baksana zaten canı burnunda, görüyorsun. Hakikaten ha. Zaten canım burnumda, bir de seninle mi uğraşacağım? Tokmak kafa. Oldu bir kaza işte. Hem uzun sürmeyecek ya, merak etme. Benden kolay kolay kurtuluş yok öyle. Babam, dalga mı geçiyorsun ya? Sen gel başımda dur. Gölgen bile yeter. Sahi mi lan? Sahi tabii. Bitir şu işi uzatmadan gel işte. Sahi tabii ki de. Bak gördüğün gibi sandığından çok daha fazla özeniyorsun. Oğlunu dinle, aramıza dön. Böyle parmaklıklar ardından bakmaya alışık değiliz biz. Ulan var ya, ağlatacaksınız beni. Şu kadar kaldı böyle. Ya canımsınız, gel gel gel, sarılacağım. Canlarım! Ah! Telefonu PC'ye bağladım. Dosyalar önümde. Yalnız ne aradığınızı bilseydim daha iyi olurdu. Ben de bilmiyorum ki ne aradığımızı. Yani çocuk telefonu oraya bıraktığına göre telefondaki bir şeyi bulmamızı istiyor. Video klasörleri açılmıyor, fotoğraflar da. Bu telefon hasarlı. İçindekileri kurtaramaz mısın? Çok uzun sürer. Boşuna uğraşmayalım bence. Öyle mi diyorsun? Peki o zaman. Hadi sen ver bana. Sonra bize gerekir belki. Ha? Al, sen de dur. Zahmet oldu. Kolay gelsin. Sağ ol. Benim buradaki işim bitti müdürüm. Size kolay gelsin. Sağ olun ama bizim işimiz hiç kolay değil. Mesut yarın sabahleyin kundaklama ve cinayetten yargılanacak. Umarım o zamana kadar bir şeyler yaparsınız. Mahkemeye daha vaktiniz var. Yarım günden az var savcım. Ne yapabiliriz? O zaman elinizi çabuk tutun derim. Yoksa Mesut, olayın tek şüphelisi olarak tutuklanacak. Müsaadenizle. Sağ olun. Güle güle. Tamirhaneye yaktıranın kim olduğu belli de, yakını nasıl bulacağız? Servet'in adamlarından biri olmalı. Bir sürü adamı var kızım, hangisi? Peki, kamera bulamadınız mı? Hala arıyoruz Rıza baba. Biraz çabuk olun Ezgi, zamanla yarışıyoruz. Anladım, anladım. Tamam, iyi yapmışsınız. Kimle konuşuyorsun? Selin'le baba. Bir şeyler yakalamışlar. Muhbirle daha yeni buluştuk. Yangını kim çıkarmış öğrenmeye çalışıyoruz. Anlaşıldı. Tamam. Haber bekliyoruz. Sanayi mahallesinde birileri olayı görmüş. Bizimkiler yangının izini sürüyor.
Güzel, devam etsin. Çocuk mu dedin? Adı neymiş? Hastaneye gitmişler. Tamam, başka bir şey duyarsan ara beni. Oğlum bir şey yarar bir şey söyle, yoksa kafanı kırarım senin ha. Bir çocuktan bahsetti başkomiserim. Adı Bedo'ymuş. Dükkan yanarken de oradaymış. Video falan çekmiş. Bedo mu? Tabii ya. Ben de diyorum, niye oralarda geziyor? Sen bu Bedo'yu tanıyor musun? Tanıyorum. Benim kağıt toplayan çocuklardan biri. Şşş! Hastane falan dedin, o ne alaka? Bedo'nun abisi yanmış yangında. Hastaneye götürmüşler. Bedo'nun abisinin yangınla ne alakası var? Abi, tamirhaneyi abisi yakmış olmasın? Bulunca kendisini sorarız. Şu an hangi hastanede bunlar? Yapma dedim sana. Niye beni dinlemedin? Ah be abim, ah be. Bedo. Dur, dur, sakin ol. Benim Cemal abin. Tanımadın mı beni? Tanıdım. O zaman korkma. Anlat bakalım, ne oldu? Abim çok kötü yandı. Belki ölecek. Allah korusun da be oğlum. Bak oğlum, herkes abin için uğraşıyor. Belli ki umut var. Bence yırtacak abin. İnşallah. Bedo, sen gel bakalım biraz söyle, konuşalım seninle. Gel. Hadi anlat bakalım Bedo. Abin nasıl yandı? Bilmem, kaza herhalde. Bedo, bak biz her şeyin farkındayız. Biz seni de abini de korumaya çalışıyoruz. Hadi sen de bize yardım et. Abin niye yandı Bedo? Yapma dedim, dinlemedi beni. Bize dediler ki sen dükkan yanarken video çekmişsin. Doğru mu? Hı hı. Peki ne yaptın o telefonu? Haberci ablaya verdim. Haberci abla mı? Mekanda bir tane haberci vardı. O da Zeniha. Adını bilmiyorum. Senin yanındaydı Cemal abi. Uzun siyah saçlı, esmer bir kızdı. Zeliha'dan bahsediyor herhalde. Ben arıyorum. Sinem, aşamadın mı videoyu? Az kaldı müdürüm. Video dosyası hasarlı olduğu için kurtarma işlemi uzun sürebiliyor. Biz denedik, beceremedik. Tek umudumuz Sinem. Peki bu çocukların gündüzle meselesi var mıymış? Yokmuş baba. Adem para vermiş, dükkanı yakmalarını söylemiş. Sonra da suçu Mesut'a yıktılar. Bitti müdürüm. Açıyorum hemen. Aç bakalım. Tamam, burada net görünüyor Kudret'in yaktığı. Başka video var mı Sinem? Şu Adem'i de görsek iyi olurdu. Yok müdürüm, sadece bu video vardı. Yangını çocukların çıkardığı belli. Bu kadarı da Mesut'u aklamaya yeter değil mi? Bu kaydı hemen savcıya ulaştıralım Sinem. Tabii, tamam tabii, tamamdır müdürüm. İlk mi katil? İlk abi. O zaman hakim insaflı davranır. Para cezasıyla yırtarsın ya. Oh be abi, hadi inşallah. Yalnız bir dahakine affetmez ha. Şşş. Oğlum, sende hiç mi akıl yok? Kapkaç mı kaldı lan? İlla çalacaksan büyük çalacaksın. O zaman kimse dokunmaz sana, tamam mı? Ha. Hadi çık bakalım. Tut, tamam mı? Ha. Abim, Allah kurtarsın. Tamam, çak hadi eyvallah. Hadi. Gel. Bir isteğin var mı komiserim? Yok, sağ olasın, sağ ol. Sağ olasın abi. Büyük çal, büyük. Canın sıkılmıyor değil mi? Sana ne lan? Ne istiyorsun? Sana bakmaya geldim. İyi baktın mı? Tamam git şimdi, hadi. Vay be, yılların Mesut komiseri ne halde? Aşkası olsa üzülürdüm ama sana acımak hiç gelmiyor için. İlla üzüleceksen kendi haline üzül Muzaffer. Ben buradan illaki çıkacağım. Peki sen sonra ne yapacaksın? Nerede saklanacaksın? Kime sığınacaksın? Servet abinin mi? Ha? Servet mi? Ne Servet? O kim ki? Ulan Muzo, salağı yapmayı bile beceremiyorsun ha. Oo. Nasılsın? Sana börek getirdik. İyi. Hadi ya, Neli. Peynirli. Biz iki laf edeceğiz. Senlik bir durum yok Muzaffer, gidebilirsin. Eyvallah. Oh be. Oh be.
Böreğe bak. Of 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 of, böreğe bak. Ferdi, Ferdi aç şurayı. Aç aç. Beğendin mi? Ne var ne yok? Vallahi güzel bir gelişme var, senin de işine yarayacak. Anlatın. Bir video bulduk. Gündüz'ün dükkanı yanarken çekilmiş. Kim yakmış? Sen boş versene, kimi yaptın? Birileri yakmış işte. Sen artık şüpheli değilsin. Önemli olan o. Oh be. Güzel bir rega. Güzel mi? Versene. Afiyet olsun.